Evrende yıkılamaz bazı yasalar var. İşte cisimler hep yere doğru düşerler. Canlılar evrimleşirler. Su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Ve tabii ki ışık hızı aşılamaz. Peki o zaman size bir düşünce deneyi. Normalde parmağınızı bu şekilde sağa sola doğru oynattığınızda saniyede 4 santim kadar yol alıyor. Peki 5 santim arkasından ışık vursam ve gölgesini 1 metre ötedeki duvara düşürsem? Bakın, duvardaki gölge aynı bir saniyede 2 santim değil tam 80 santim yol alıyor. İşte bu gölgenin hızını istediğim kadar arttırabilirim. Çünkü duvardaki gölge duvarla parmağım arasındaki mesafenin parmağımla ışık kaynağı arasındaki mesafeye bölümü kadar kat hızla hareket edecek. Bu durumda gölgeyi 380 bin kilometre uzaktaki bir nesneye, mesela ay üzerine düşürecek olsam, parmağımı dünyada yine 4 santim hareket ettirdiğimde aydaki gölgesi saniyede 320 bin kilometreye denk gelecek bir hızla yer değiştirecek. Yani saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızından çok daha hızlı. Ve teknik olarak bunun bir sonu da yok. Bu yöntemle gölgenizin hızını ışık hızının 3, 5, 10, 100, 1 milyar katına kadar çıkarabilirsiniz. Neler oluyor? Hani ışık hızı aşılamazdı? Gelin bir bakış atalım. Süperluminal, yani ışıktan hızlı hareket, başta bilim kurgu fanatikleri olmak üzere fizikten hoşlanan herkesin rüyalarını süsleyen bir hayal. Sitemizdeki soru cevap platformuna en sık gelen sorular, ışık hızının neden aşılamayacağı veya nasıl aşılabileceği ile ilgili sorular. Bu arada eğer sizin de sorularınız varsa veya başkalarının sorularını yanıtlamak isterseniz sitemize uğramayı unutmayın. Aslında bunca insan ışık hızını aşma konusunda meraklı olmakta hiç de haksız değiller. Eğer ışık hızını aşabilseydik, hatta ışık hızını aşmayı da geçtim, ışık hızında gidebilseydik, evrenin bir ucundan diğer ucuna anlık olarak ulaşmamız mümkün olabilirdi. Çünkü biliyoruz ki ışık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlıyor ve nihayet ışık hızına ulaştığınız anda zaman sizin için duruyor. Bu durumda ışık hızında giden bir nesne, mesela ışık paketçikleri olan fotonlar, 93 milyar ışık yılı çaptaki evrenin bir ucundan diğerine anlık olarak kendileri için bir saniye bile geçmeden gidebiliyorlar. Yine de ışık hızını aşma fikrine bir hayal diyorum. Çünkü bugüne kadar çürüteceğine inandığımız yüzlerce, hatta binlerce deneye tabi tutmuş olmamıza rağmen bu sınavlardan çizik bile almadan geçen özel görelilik teorisinin temel postülatlarından, yani temel varsayımlarından biri, ışık hızının evrensel bir sabit olduğu ve aşılamayacağı yönünde. Eğer bu postülat hatalıysa görelilik teorisi de hatalı demektir ve bu durumda onu doğrulamamızı sağlayan yüzlerce ve binlerce deneyin neden tam da teorimizin öngördüğü sonuçları verdiğini izah edebilmemiz gerekir. Bu imkansız değil. Daha önceden Isaac Newton denen bir diğer dehanın başına geldi. Einstein'ın da başına gelmeyecek diye bir şey yok. Ama görelilik teorisinin yerine gelecek teorinin sadece Newton fiziğinin ve görelilik fiziğinin istisnasız bütün sonuçlarını açıklayabilmesi yetmeyecek. Aynı zamanda onların açıklayamadığı diğer şeyleri de açıklayabilmesi gerekecek. Ufukta böyle bir teori gözükmüyor. İşin aslı şu, ışık hızının aşılabilir olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. Bunun çok sayıda nedeni var. Örneğin size daha önceden anlattığım gibi, kütleli bir cismin ışık hızına çıkabilmesi için sonsuz miktarda enerji harcaması gerekirdi. Fakat evrendeki enerjinin sonsuz olmadığını biliyoruz. Ama bence anlamanızın daha önemli olduğu bir diğer neden, ışık hızının aslında ışığa özgü bir hız limiti olmaması. Yine size daha önceki bir videoda gösterdiğim gibi, ışık hızı ışıkla ilgili bir olay değil, evrendeki her şeyin yaşandığı sahne olan uzay zaman dokusunun nitelikleriyle ilgili bir olay. Yani mesela sadece ışık değil, kütlesiz olan her şey, mesela graviton veya gluon gibi parçacıklarda evrendeki maksimum hızda gitmek zorunda ve o maksimum hız bugün ışık hızı dediğimiz şey. Eğer daha yüksek bir hız mümkün olsaydı, fotonlar, gravitonlar ve gluonlar da o hızda gitmek zorunda olurlardı ve bu defa da o hıza ışık hızı derdik. Benzer şekilde eğer kütlesiz olsaydınız siz de ışık hızında gidecektiniz ve ışık hızı hariç başka hiçbir hızda gidemeyecektiniz. Ama kütlelisiniz ve o nedenle kütleli tüm cisimlerin sahip olduğu bir lanete sahipsiniz. Işık hızına ulaşmanız imkansız. Bakın, bunun altını iyice çizmek istiyorum. Burada sözünü ettiğimiz şey pratik bir engel değil,
teorik bir engel. Yani insanlar zannediyorlar ki şu anda çok az gelişmiş olduğumuz için bu ışık hızı limiti saçmalığıyla uğraşıyoruz. Teknolojimiz bir gelişsin, elbet ışık hızını da aşacağız. Eğer görelilik teorisi doğruysa ve daha genel olarak doğa yasaları değiştirilemez şeylerse, bunun milyar katı gelişmiş bir medeniyet olsak da ışık hızını aşamayacağız. Nasıl ki mağaralarda yaşarken şimdi ayda yürüyen insanlara dönüştük ama hala kütle çekimi bizi yere çekmeye devam ediyor. İşte evrim bizi değiştiriyor, entropi artma yönünde ilerliyor. Bir bu kadar kat daha geliştiğimizde de bizim için halen aynı yasalar geçerli olacak. Tabii ki onlara daha iyi hükmediyor olacağız. Belki etraflarından dolaşmanın bazı yollarını bulacağız. Sonuçta kütle çekimi bizi yere çekiyor ama uçaklarımızla onu alt edebiliyoruz. Evrim bizi değiştirmeye devam edebiliyor ama tıp ve mühendislik sayesinde onun etkilerini yavaşlatabiliyoruz. Entropi sürekli artıyor ama teknolojimiz sayesinde onu daha dar alanlara hapsedip daha verimli makinalar üretebiliyoruz. Bu kabiliyetlerimizin hiçbiri yasaların kendilerini değiştirmiyor. Her birine halen aynen tabiiz. Sadece onları nasıl manipüle edebileceğimizi öğrendik. Medeniyetimiz geçenlerde anlattığım Kardashev ölçeğinde 2 veya 3 seviyelerine ulaştığında belki warp motorları veya solucan delikleri gibi hipotetik şeylerle ışık hızından hızlı gidebiliyormuşuz gibi bir izlenime kavuşacağız. Ama dikkat edin, gidebiliyormuşuz gibi. Nasıl ki uçaklarımızın uçuyor olması kütle çekimini durdurabiliyormuşuz gibi gözükmemizi sağlıyor. Ama tabii ki bunu yapamıyoruz. Bir warp motoru veya solucan deliği de aslında özel görevliliğin temel postülatı olan ışık hızının aşılamazlığı iddiasını ortadan kaldırmıyor olacak. Bu noktada şunu da anlamak çok önemli. Aslında ışık hızı aşılamaz derken kastettiğimiz şey lokal, yani yerel olarak hiçbir kütleli cismin ışık hızını aşamayacağı. Yani fiziksel olarak bir motor, itici, yelken, jeneratör falan kullanarak kendi kendinizi veya herhangi bir cismi ışık hızının ötesine çıkaramazsınız. Ama göreli olarak ışık hızını pekala aşabilirsiniz. Hatta siz bunu şu anda yapıyorsunuz bile. Size daha önceden Hubble yasasını anlatmıştım. Evrendeki galaksi kümeleri birbirinden sürekli uzaklaşıyorlar ve daha uzak galaksi kümeleri birbirinden daha da hızlı uzaklaşıyorlar. Biz de şu anda bir galaksi kümesi içindeyiz. Dolayısıyla biz de diğer galaksi kümelerinden giderek uzaklaşıyoruz. Şu anda bizden 13.8 milyar ışık yılı uzaktaki galaksilerin hepsinden ışık hızında uzaklaşıyoruz. Ama bizden 27.6 milyar ışık yılı uzaktaki galaksilerden ışık hızının 2 katı hızla uzaklaşıyoruz. Hissediyor musunuz? Uçuyoruz. Ama bu evrensel hız limitini ihlal eden bir şey değil. Çünkü bu göreli bir hız, lokal bir hız değil. Bizim galaksimiz gerçekte civarındaki lokal gruba göre saniyede sadece 581 kilometre hızla hareket ediyor. Işık hızında falan değil. Veya bizden 13.8 milyar ışık yılı uzaktaki galakside bulunuyor olsaydınız, o galaksinin ışık hızında değil, yine saniyede en fazla birkaç yüz kilometre hızla gittiğini görürdünüz. Tabii ki aslında bu hızların hiçbiri diğerinden daha doğru değil. Sonuçta galaksimizin saniyede 581 kilometrelik hızı da en nihayetinde dediğim gibi galaksi kümemizin merkezine göre, yani yine bir diğer cisme göre ölçülüyor. Unutmayın, evrende mutlak hız diye bir şey yok. Her hız göreli olmak zorunda. Ama işte bu göreli hız ışık hızını pekala geçebilir. Buradaki kritik nokta cisimlerin kendilerinin civarına göre ışık hızını aşamıyor olması. Bunu şöyle düşünün. Cisimleri bir arada tutan bazı kuvvetler var. İşte kütle çekim kuvveti veya güçlü nükleer kuvvet gibi. Bu kuvvetler de anlık etki eden kuvvetler değiller. En nihayetinde bir yere etki edebilmek için oraya ulaşmaları gerekiyor. Ve bu ulaşmayı sadece ışık hızında yapabiliyorlar. Dolayısıyla bir cismin bir parçasının diğer parçasına göre ne konumda olduğu veya ne kadar çekim uyguladığı gibi bilgiler en fazla ışık hızında iletilebiliyor. Eğer ışık hızı lokal olarak aşılacak olsaydı, mesela cismin iki parçası arasındaki kütle çekim kuvveti daha bir noktadan diğerine ulaşamadan önce parçalardan biri diğerini kendine çekebilirdi. Daha üzerine kuvvet bile uygulamadığınız halde bir cismin çatlayarak kırıldığını hayal edin. Yani az önce de dediğim gibi ışık hızı sadece ışığın hızıyla ilgili bir şey değil. Kütlesiz her şeyin hızı ve kütleli her şeyin de hız limiti. Dolayısıyla bilginin transfer edilme hızı da ışık hızıyla sınırlı. Bu bilgi dediğim şey bir yerden diğer bir yere iletmeye çalıştığınız bir mesaj da olabilir. Bir cismi bir arada tutan parçalar arasında yaşanan etkileşimlerde. Yani fiziksel anlamda bilgi, gündelik hayatta kullandığımız gibi işte sadece bilgisayarlarımızdaki veya beynimizin içindeki veri yığınlarından ibaret değil.
olay ve olgular arasındaki ilişkileri tarif eden çok daha temel bir unsur. Ve o da ışık hızıyla sınırlı. Işık hızını aşmamız imkansız olduğu için ışık hızından hızlı veri transferi de imkansız oluyor. Anlayacağınız ışık hızının aşılamazlığının daha temel, daha felsefi gerekçeleri de var. Işık hızını aşmak demek evrende gördüğümüz en temel niteliklerden biri olan nedenselliği alt üst ederdi. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla evrende nedenler sonuçlardan her zaman önce geliyor. Bir bardak önce düşüyor, sonra kırılıyor. Önce kırılıp da sonra düşmüyor. Bir futbolcu şut çekiyor da gol oluyor. Önce gol olup da sonra şut çekilmiyor. Ama ışık hızı aşılabilseydi, nedenlerin sonuçları o nedenlerden sonuçlara henüz bilgi ulaşmadan yaşanabilirdi. Bu gerçekten absürt bir evren olurdu. Peki o zaman başta bahsettiğim gölgem nasıl ışık hızını aşabiliyor? Çünkü gölge bilgi taşıyan gerçek bir nesne değil. Gölge dediğimiz şey ışığın olmadığı yerlerdeki karanlığa verdiğimiz isimden ibaret. Yani gölgenin kendisi hiçbir bilgi taşımıyor. Bilgiyi taşıyan yegane şey o gölgeye neden olan ve gölgenin etrafını kaplayan fotonlar. Ve o fotonlar da ışık hızını asla aşamıyorlar. Sorun şu ki her ne kadar beynimiz gölgenin sağa sola doğru hareket ettiğine inanıyor olsa da o gölgenin oluşumunu sağlayan ve gölge etrafına düşen fotonlar gerçekte ayın yüzeyi boyunca yatay olarak hareket etmiyorlar. Yani gerçekte ayın üzerinde sağa sola doğru giden bir şey yok. Olan tek şey ışık kaynağından gönderdiğimiz fotonların bir kısmının parmağımızın hareketinden dolayı önünün kesilmesi dolayısıyla her seferinde ayın biraz daha farklı noktasına düşüyor olmaları. Burada gölgenin taşıdığı hiçbir bilgi yok. Mesela tek parmak yerine iki parmağınızı açarak ay yüzeyinde bilgi taşımaya çalışsaydınız, aydaki gölgenin iki parmağa dönüşmesi de ışık hızından hızlı değil, ışık hızında yaşanırdı ve 1,5 saniye gecikmeli olarak ay yüzeyine yansırdı. Çünkü dünyadan çıkan fotonların aya ulaşması 1,5 saniye kadar sürüyor. Dolayısıyla bu tip örneklerde kendinize sormanız gereken şey şu: hareket ettiğini düşündüğüm şey gerçek bir obje veya sinyal mi, yoksa başka nesnelerin hareketinin dolaylı bir sonucundan mı ibaret? Ve eğer ikincisi ise o diğer nesneler gerçekten ışık hızından hızlı gidiyorlar mı? Göreceksiniz ki cevap her zaman hayır olacak. Bir başka örnek. Uzun bir makas düşünün. Makası bir saniyede kapattığınızda, işte tuttuğunuz kısım 7 santim hareket ediyorsa, bıçakların en ucu aynı sürede 10 santim hareket ediyor olabilir. Ve bunu sağlamak için makas bıçaklarının birleşerek kesiştiği nokta çok yüksek bir hızda ilerliyor. O zaman makas bıçakları birer ışık yılı uzunlukta olsaydı, ben makası burada bir saniyede kapattığımda bıçaklarımın ucu ışık hızından belki 10 kat daha hızlı kapanması gerekecekti. Tabii bıçakların kesiştiği noktada ışık hızından çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeliydi. Bu durumda bıçakların ucunda veya kesişiminde ışık hızı limiti ihlal mi ediliyor? Hayır. Öncelikle makas bıçaklarının kesiştiği nokta az önce izah ettiğim gibi gerçek bir nesne değil. Diğer nesnelerin hareketinin dolaylı bir sonucu olarak oluşuyor. Dolayısıyla evet, o ışık hızını aşıyor gibi gözüküyor ama bu bir illüzyondan ibaret. O kesişim noktasının kendisiyle ışık hızından hızlı bilgi iletmeniz mümkün değil. Tıpkı aydaki gölgemizde olduğu gibi. İkincisi, bir ışık yılı uzunluğunda bir makası bir saniye içinde tamamen kapatabileceğiniz inancı tamamen hatalı. Bu sadece malzeme bilimleriyle ilgili bir mesele de değil. Yani bu kadar büyük bir makas nasıl var olacak, nasıl dengede kalacak, nasıl yük taşıyacak falan değil olay. Bunlar tabii ki geçerli pratik sorunlar ama asıl sorun o değil. Siz sıradan bir makası veya bir ışık yılı uzunluğundaki bir makası kapatmaya çalıştığınızda aslında tuttuğunuz kısımla uç kısım aynı anda hareket etmiyor. Çünkü ne dedik? Kuvvetler de en fazla ışık hızında yayılıyorlar. Bu limiti aşamıyorlar. Hele hele makası sıktığınızda kapanmasına sebep olan kuvvet elektromanyetik bir dalga değil, bir basınç dalgası. Dolayısıyla ışık hızında bile değil, malzemenin mesela çeliğin içindeki maksimum ses hızında iletiliyor. Yani saniyede en fazla 5 kilometre civarında. Işık hızından 60 bin kat daha yavaş. Bir ışık yılı uzunluğundaki bir makası kapatabilecek olsaydınız bile en uç kısımların harekete geçmesi en az 60 bin yıl sürerdi. Dolayısıyla yine bilgiyi taşıyan gerçek nesnenin hızı ışık hızını aşamıyor. Buna benzer bir olayı süpernovalar sırasında da yaşıyoruz. Bir yıldızın ölümü sırasında civarındaki uzayda hali hazırda gaz ve toz bulutu varsa bize ulaşan sadece süpernovanın kendi parlaması olmuyor. Ölen yıldızın etrafını saran toz bulutunun iç kısımlarından, orta kısımlarından ve dış kısımlarından yansıyan ışıklar da bize ulaşıyor. Bunların bir kısmı aynı yönden geliyor olması
olmasına rağmen bazıları bize yüz milyonlarca kilometre daha yakın, bazıları yüz milyonlarca kilometre daha uzak toz parçalarından yansıdığı için yansıyan ışığın bir kısmı ışık hızından daha hızlı hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Tabii ki gerçekte ışık hızı hiçbir noktada aşılmıyor. Işık hızının aşılıyor gibi gözüktüğü son bir yerse nükleer reaktörlerin kalbinde yaşanıyor. Bir reaktörün başlatılması sırasında soğutucu suyun bu şekilde mavi parlamasının nedeni elektron ve proton gibi yüklü parçacıkların ışık hızını aşıyor olması. Ama tabii ki gerçekte burada da ışık hızının aşıldığı falan yok. Çünkü evrensel hız limiti derken kastettiğimiz şey ışığın uzay boşluğundaki yani vakumdaki saniyede yaklaşık 300 bin kilometrelik hızı. Halbuki ışık size daha önceden anlattığım nedenlerle su veya hava gibi vakum harici ortamlarda bundan çok daha yavaş. Mesela suda saniyede yaklaşık 225 bin kilometre hızla ilerliyor. İşte eğer ki radyoaktif bir kaynak ışıdığı elektron gibi yükleri saniyede 225 bin kilometreden daha hızlı fırlatırsa işte o zaman ışığın su içindeki hızı aşılmış oluyor. Bu süper hızlı. Ama halen evrensel hız limitinden daha yavaş hareket eden yüklü parçacıklar Cherenkov radyasyonu dediğimiz bir şok dalgası yayıyorlar ve bu gözümüze ürpertici bir mavi veya mor renkte görünüyor. Görebileceğiniz gibi ne yaparsanız yapın lokal olarak ışık hızını aşamıyorsunuz. Yani hiçbir zaman kendinizi, geminizi veya tuttuğunuz herhangi bir cismi, mesela bir lazer ışığını veya ışık yılları uzunluğundaki cisimleri ışık hızına çıkaramayacaksınız. Anlamanız aşırı önemli oldu için bunu tekrar söyleyeceğim. Bu teknolojik bir kısıt değil. Gelişmemiş olduğumuz için ışık hızını aşamıyoruz gibi bir durum yok. Işık hızı evrensel ve fiziksel bir hız limiti. Ve bu çok üzücü. Çünkü dünya boyutunda ışık gerçekten çok hızlı olsa da evren boyutunda bir salyangozdan bile daha yavaş. Yani ışık dünyanın çevresini bir saniyede 7,5 kez dolanabiliyor dolanmasına ama güneş ve dünya arasındaki kozmik skalada bir hiç olan mesafeyi ancak 8 dakika 20 saniyede alabiliyor. Mesela evrenin bir ucundan diğer ucuna kadar olan mesafe, dünya ile güneş arasındaki mesafenin 6 katrilyon katı. Işık kozmik ölçekte o derece yavaş. Bunu aşamayacak olmak gelecekteki uzay görevlerimizi de büyük sıkıntılara sokuyor. Bunu size daha önceden anlatmıştım. Neyse ki görelilik teorisinin ortaya koyduğu ve deneysel olarak da ispatlanmış gerçeklerden bir diğeri, ışık hızına yaklaştıkça zamanın yavaşlıyor ve gidilen yönde kat edilmesi gereken mesafenin kısalıyor olması. Bu sayede kütleli cisimler olarak ışık hızına ulaşamasak bile ışık hızına fazlasıyla yaklaşarak mürettebatımızı çok uzak yerlere gönderebiliriz. Tabii ki bu sırada dünyada yine yüz binlerce yıl geçmiş olacak ama en azından türümüz kozmos içinde yayılmaya devam edebilecek. Üstelik warp sürüşü gibi şimdilik bilim kurgunun sınırlarında kalan teknolojilerde bize ışık hızını aşıyormuş gibi davranmamızı sağlayan yöntemler sunabilir. Şu anda sadece bir hayalden ibaret ama negatif enerjiye sahip egzotik malzemeler keşfedebilirsek uzay araçlarımızın önünde kalan uzay zaman dokusunu sıkıştırıp arkasında kalan uzay zaman dokusunu sündürerek lokal olarak ışık hızı limitini aşmaksızın pratikte ışık hızından çok daha hızlı ilerliyormuşuz gibi davranabiliriz. Keza solucan delikleri de bizi evrenin bir ucundan diğer ucuna fazlasıyla kısa yollardan götürerek kağıt üzerinde ışık hızını aşıyormuşuz gibi davranmamızı sağlayabilir. Gerçekte ışık hızını hiçbir noktada aşamıyor olsak da. Tüm bunların detayları tabii ki başka videoların konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ve son olarak, aslında evrende ışık hızını gerçekten aşabildiğini bildiğimiz bir tanecik şey var. Evrenin ta kendisi. Şunu unutmayın, ışık hızı limiti uzay zaman dediğimiz ve her şeyin üzerinde yaşandığı bu esnek sahnenin dokusundan kaynaklı bir sınır. Ama o dokunun genişleyebileceği hız, içinde geçerli olan yasalardan tamamen bağımsız bir şey. Hatta size daha önceden kozmik enflasyon teorisi videosunda da anlattığım gibi, bugün bildiğimiz anlamıyla evrene dönüşecek olan uzay zaman dokusu, büyük patlamadan önce muhtemelen ışık hızından kat kat yüksek bir hızda genişledi. Bu, görelilik teorisini ihlal eden bir durum değil. Çünkü bunun yaşandığı sırada bırakın göreliliği, kütle çekim kuvveti ve elektromanyetizma gibi kuvvetler bile henüz oluşmamıştı. Veya vardılarsa da birbirlerinden ayrı kuvvetler değillerdi. Kaldı ki bizim fizikte bahsettiğimiz yasalar uzay zaman dokusunun içindeki madde ve enerji gibi unsurların tabi olduğu yasalar. Evrenin kendisinin tabi olduğu yasalar bambaşka olabilir. Tabii herhangi bir yasa varsa. İşte böyle.
Işık hızıyla ilgili sabaha kadar konuşabilirim ama eminim her söylediğim şey sizde bazı soru işaretlerini giderirken yepyeni soru işaretleri yaratacak. Ki bu harika bir şey. Bilim böyle ilerliyor. Sadece şunu anlamanızı istiyorum. Işık hızı limitiyle ilgili bariz ihtimallerin hepsi fizikçiler tarafından bütün detaylarıyla değerlendirilmiş ve gözden geçirilmiş halde. Yani aklınıza gelen ilk şeyin üzerinde hiç kimsenin düşünmemiş olma ihtimali pratik olarak sıfır. Ola ki buraya kadar anlattıklarım ve bunların dayandığı temel fizik yasaları konusunda bir şeyleri gözden kaçırıyorsak, ki bu tabii ki olabilir, bunu ortaya çıkaracak kişinin sadece hayat bilgisi veya yüzeysel bir lise fiziğinin ötesinde bir bilgi derinliğine sahip olması gerekiyor. Maalesef hiç üst düzey matematik kullanmadan, deneysel fiziğin sonuçlarına riayet etmeden, modern teorik fiziğin bugün olduğu yeri tam olarak anlamadan, yani kısaca oturduğumuz yerden evreni değiştirmemiz mümkün değil. Ama şunu da söyleyeyim. Fizik anlayışımız bir gün elbette değişecek. Bugünkü teorilerimiz tamamen çürümeseler bile şu anda tıkandığımız yerlerin gelecekte çözülmesi sayesinde belki de önceden göremediğimiz yollar ve yöntemler açığa çıkacak. Ve bu müthiş atılımları yapanların bir kısmı bu videoyu izleyen sizlerin içinden, Evrim Ağacı ailesinden çıkacak. Buna adım gibi eminim. İhtiyacımız olan tek bir şey var. Çalışmak. Kolaya kaçmadan, kestirme yollara sapmadan, ayaklarımız yere ve gerçekliğe sağlam bir şekilde basarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.